Evet, değerli izleyenler, Ekotürk'ten herkese mutlu günler. Ben Naz Özdeğirmenci, Stüdyo New York programı ile karşınızdayım. Bugün her gün olduğu gibi Amerika'nın gündemini meşgul eden ve piyasaya yön veren gelişmeleri konuğumuz ticari danışman Cüneyt Gürkan ile ele alacağız. Konuğumuza New York'a gitmeden önce bakalım fiyatlamalara, piyasa rakamlarını ekranlarınıza getirelim efendim. Dow Jones 29.939,91 seviyelerinde %1,24'lük primle birlikte S&P 500'e baktığımızda 3.607,63 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. %0,9'luk bir artış var. Nasdaq Teknoloji Endeksinde ise 11.921,38 seviyelerinde. Evet değerli izleyenler, şimdi konuğumuza gidelim. Cüneyt Gürkan bu dakika itibariyle bizimle New York'a gidiyoruz. Cüneyt Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, siz de Amerika'ya hoş geldiniz Naz Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Piyasalarda bir iyimserlik hakim olduğunu görüyoruz. Her ne kadar dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 59 milyonu aşsa da, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1,5 milyonu yaklaşsa da elbette ki olumlu gelişmeler de var. Fiyatlamaları etki eden gelişmeler nedir? Sizden alalım onları da. Wall Street aşağı haberlerini ve Biden başkanlığını ayakta alkışlamıyordu belki ama pozitif fiyatlandırıyordu. Fakat aşı haberleri daha büyük bir doping etkisi yaptı. Dün AstraZeneca'dan gelen aşımız %90 etkili haberi Dow Jones 327 puan artışla yansımıştı. Borsalar kapandıktan sonra gelen Trump'ın biraz yarım ağız da olsa, böyle biraz da isteksiz de olsa başkanlığın devredilmesi konusunda GSA şefi Emily Murphy'ni yeşil ışık yakması alımları bugün tetiklemiş gözüküyor. Bugün belki de tarihi 30 bin barajını aşacağız gibi gözüküyor Amerika'da. Dow 2020'de %2,5 artıdaydı bu sene bazında. S&P 500 bu yıl yatırımcısına %9 nokta getiri sağlamıştı. Borsaların hızlı treni dediğim benim teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ta %30,6 yatırımcısını neredeyse mutluluktan ağlatacak noktada. Wall Street'in asfaltını Nasdaq ağlattı diyebiliriz. Dow Jones Ocak 1987'den beri en iyi ayını geçiriyor. Bu normalde Kasım ayı düşük bir ay ve çok verimli olmayan bir ay olmasına rağmen Ocak 1987'den beri en yüksek ayı yaşıyoruz. Yatırımcılarına %11,65 getiri sağladı Dow Jones. 4 yıl önce kırılan 20 bin rekorunu 2020'de bugün belki bu hafta içinde 30 bin rekorunu kırmış olacağız. S&P 500 da son 10 yılın en iyi 3. ayını geçiriyor. Yani aşı haberleri, başkanın kesinleşmesi, pandeminin belki de aşıyla sonunun artık gözükmesi piyasalara pozitif yansıyor. Bu arada pandeminin de biraz zorunlu bir tasarruf süreci de ürettiğini söyleyebiliriz. Likiditenin, paranın gidecek fazla yeri olmadığı için, ki biliyoruz ki mesela ABD açısından bakarsak, ABD'de hisselerin %87'sini Amerika'daki üst gelirli %10 elinde bulunduruyor. Bu insanların şu anda pandemiden vesaireden etkilenmeyen bir gelirleri var ve harcama noktasında da aynı noktada değiller. Ne tatil yapabiliyorlar, ne seyahat edebiliyorlar, restoranlara gidemiyorlar vesaire gibi. Burada bir likidite var ve bu gidecek yer bulamayınca bence borsaya yöneliyor. Belki Bitcoin'e yöneliyor. Bitcoin'de de görüyoruz 19 bin rekoru kırıldı. Altın 2 bin rekorunu zorluyor. Dolayısıyla bu zorunlu tasarruf piyasaları bir yandan da pozitif destekleyenler arasında olarak düşünebiliriz. Evet, bir yandan aşı iyimserliği ve getiri arayışı aslında yatırımcıları da gelişen piyasalara yönlendirmeye de devam ediyor. Son olumlu analiz gelişen piyasalarla ilgili Goldman Sachs'tan geldi. Kurum 2021 yılında gelişen piyasa varlıklarının diğer varlık sınıflarından daha iyi performans göstereceğini belirtmişti. Sizce risk iştahı devam eder mi bu şekilde? Şimdi risk iştahı devam eder diye düşünüyorum ben de. Bu arada tabii ki Amerika'nın dünya ekonomisine, rotasına yol gösterdiği için bir yandan da Biden kabinesini ve ekonomik ne tür gelirler, getiriler getirecek bu yeni kabine ona bakıyor piyasalar. Hı hı. Tabii ki her zaman son pandemi başladığından beri konuşulan konu canlandırma paketi. Burada şimdi Biden Hazine Bakanı olarak
2014-2018 yıllarında Fed başkanı olan 74 yaşındaki Janet Yellen'ı aday gösterdi. Adaylığı senatonun da onaylaması gerekiyor tabii ki bu görevi alabilmesi için. Ama biraz garanti ve risksiz bir aday olarak gösteriliyor. Çünkü gerçekten liyakat ve tecrübe bütün kabinede şu anda çok konuşulan bir konu. Hepsi hem Obama döneminde hem Fed'de çalışmış tecrübeli isimler. Kabinede ayrıca bir gerçek bir çeşitlilik görüyoruz. 231 yıldır hep beyaz erkeklerin görev yaptığı Hazine Bakanlığı'nda ilk defa bir kadın belki de görev yapacak. Burada Yellen'ın ekonomiye nasıl yön vereceği ve bu canlandırma paketini nasıl yöneteceği konusundaki tüyo bize Nisan ayında gelmişti. Janet Yellen biliyoruz ki düşük faiz ve istihdama çok önem veren bir yönetici. Ve Nisan ayında yaptığı açıklamalarda canlandırma paketlerinin çok önemli olduğunu ve artarak devam etmesi gerektiğini söylemişti. Dolayısıyla bu konuda belki rakamı biraz daha yukarı çekmeye uğraşacak ve süreci de daha fazla arttırarak likiditeyi piyasaya sürmeye çalışacak bir yeni lider olarak düşünebiliriz Yellen'ı. Aynı zamanda Fed'de çalışmış olması ve şu andaki Fed Başkanı Powell'la görev arkadaşlığı yapmış olması Fed'le hazinenin birlikte çalışma açısından da çok verimli sonuç alınacağını ve ılımlı çalışmayla devam edeceğini düşünüyoruz. Burada piyasalarla ilgili olarak da düşük faiz, zaten Fed'in açıklamaları vardı. 1-2 sene faizlere pek dokunmayacaklarını öngörüyordu piyasalar. Ben bu sürecin devam edeceğini ve düşük faizli bir Amerika ve Fed planlaması göreceğimizi düşünüyorum. Evet, Hazine Bakanlığı görevine atanan Janet Yellen'ı ben size soracaktım. Ağzımdan lafı aldınız. Teşekkürler. Gerçekten kapsamlı bir şekilde açıkladınız. Bir diğer isim de Anthony Blinken. Kabine üyeleri arasında en prestijli görevlerden biri olarak görülen ABD Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesi bekleniyor. Sizce Blinken'ın getirilmesi bu pozisyona ne gibi değişikliklere yol açacak? Çünkü baktığımız zaman Obama döneminde de Blinken Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve aynı zamanda ülkenin Orta Doğu politikaları ile ilgili de etkin çalışmalarda bulunmuş. Ne dersiniz? Şimdi Anthony Blinken tamamen Biden'la ortak bir yolculukta olan küreselci bir lider olacak diyebiliriz. Burada hiç sürpriz yok. 20 senedir de beraber çalışıyorlardı. Küreselcilik inancı, müttefiklerle pozitif ilişkiler, uluslararası kurumlarla, Birleşmiş Milletler'le, Dünya Sağlık Örgütü'yle beraber çalışma, NATO'nun güçlenmesi ki bu Türkiye için önemli, NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahip olan Türkiye'nin önem kazanan bir NATO'da değerinin artacağını öngörebiliriz. Liberal bir lider, Paris'te yaşamış, dil bilen, dünyayı gezmiş, görmüş bir insan, bizim Türkiye'mizde olduğu gibi futbol hastası, yani bu Amerikan futbolu değil, normal bizim bildiğimiz futbolu seven, liberal bir lider. Üvey babası Nazi kamplarında bulunmuş bir Musevi, kendi evliliğini iki dinle birlikte yapan, yani global düşünen ve yaşayan bir lider. Bu arada genel önemli konularda ne düşünüyor? YPG'yi destekliyor mesela. Bu Türkiye için negatif bir haber olabilir. Senato'da gelecek herhangi bir yasa tasarısında pozitif yönde yasanın geçmesi konusunda destek verebilir. Bu Türkiye için kötü bir haber. Kıbrıs'ta iki bölgeli tek devlet savunuyor. FETÖ için mesela FETÖ liderinin Amerika'da konuşlanması, Türkiye'ye belki iadesi konusunda görüş ise tamamen bu işi hukuka ve kanunlara bırakmak şeklinde biraz çekimser. O konuda bir hamle geleceğini düşünmüyorum ben. PKK'yı terörist bir grup olarak görüyor. Burada bu pozitif. Çünkü YPG'yi desteklese de en azından PKK'yı terörist olarak kabul etmesi önemli bir artı Türkiye için. S-400 yaptırımlarını destekliyor. Orada desteği devam edecektir diye düşünüyorum. Türkiye'yi de önemli bir NATO müttefiği ve pozitif ilişkiler oluşturulmalı. Türkiye önemli bir ülke şeklinde açıklamaları var. Dünyadaki diğer otoriter liderlerle sıkıntı yaşayacaktır diye düşünüyorum Amerika. Yani Venezuela gibi, Suriye gibi otoriter liderlerin olduğu ülkelerle ilişkilerinde mesafe oluşturacaktır. Rusya ile Biden'ın enteresan bir ilişkisi var. Otoriter liderleri sevmemesine rağmen
Putin'le ilişkileri belli bir siyasal teamülde ve pozitifte tutabiliyor. Güçlü bir NATO istiyor aynı zamanda hem Biden hem Antony Blinken. Yani dünyayı tanıyan, teamülleri bilen, beraber ve birlikte çalışma, hareket etme felsefesini üreten Avrupa topluluğuyla bence ilişkilerin çok gelişeceği bir Amerika bizi bekliyor. Dünya konjektöründe de biraz daha küreselcilik tekrar belki ön plana çıkıp ulusalcılık biraz daha vitesi küçültecek diye öngörmek yanlış olmaz sanırım. Evet, bu gelecek dönemde Obama döneminde aslında kritik mevzularda görev almış isimlerin etkin olacağı da çok açık diyebiliriz. Sizce Biden kabinesinin yarısının kadın olması beklenen işte tahminlerin arasındaydı. Adalet ve savunma tarafında beklentileriniz nedir? Konuşulan isimler var mı? Adalet ve Savunma Bakanlığı'nda da kadın olma ihtimali çok yüksek. O da tarihi bir ilk olacak. Ben hep yayınlarda sizlerle de paylaştım. Gerçekten çok çeşitli, çok belki de beyaz Amerikalı erkeklerin azınlıkta olduğu bir kabine bizi bekliyor demiştik. Hatta iki tane en az kadın olur bakan derken ben şimdi o rakamı da arttırıyorum. En az üç tane bakan olacağını tahmin ediyorum. Ki Ticaret Bakanlığı'nda da mesela Meg Whitman, Terry McAuliffe, Melody Hobson ki bunlar hep CEO seviyesinde üst kademe ticari yöneticilik yapmışlar. Burada işte tekrar liyakat ve tecrübeyi görüyoruz. Yani ticaret konusunu ticaretin erbaplarına Meg Whitman gibi Quibi'de, eBay'de CEO'luk yapmış bir kadına, Melody Hobson gibi Ariel Invest'te CEO'luk yapmış bir kadına teslim etmek. Yani işi bilenine teslim etmek tarzında bir kabine seçimi görüyoruz. Burada tabii Cumhuriyetçi Parti'nin bu yapılan seçimlere ne kadar destek vereceği, hangilerinde sorun çıkartacağı da önemli bir konu. Burada ben Biden'ın Senato'nun cumhuriyetçi olma riskinden dolayı da seçimlerini ona göre garanti oynadığını görüyorum. Mesela Yellen da bence bunlardan birisi. Yani kimse çıkıp da Fed'de o kadar süre çalışmış, gerçekten tecrübeli birisine itiraz edemez. Mesela Dışişleri Bakanlığı'nda Susan Rice konuşuluyordu ama ben hep cumhuriyetçilerden ona negatif bir tepki istemeyebileceklerini düşünüyordum ki zira da onu aday göstermedi. Yani Biden kabinesine fazla sorun çıkartmayacak, cumhuriyetçilerle birlikte çalışmasını garantiye alacak. İç politikada bunu böyle yöneteceğini görüyoruz. Dış politikada da aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani takım ruhuyla birlikte çalışmak, Avrupa Birliği ile beraber hareket etmek, Çin'e karşı bir savaş değil belki ama bir ticari savaş ve Çin'in ilerlemekte olan teknolojisine karşı birlikte hareket etme planlarını ortaya sürecek diyebiliriz. Evet, bir yandan Biden dış politika ekibinin de Amerika masaya geri döndü diye duyurmuştu. Hatta bunu mekanın sahibi geri geldi diye de espriyle karışık iletenler, aktaranlar da olmuştu. Geçmişe dönüş yok, geleceği inşa edeceğiz teması da aslında vardı Biden'ın mesajının belki alt metninde. Obama dönemiyle tamamen aynı olmayacağız anlamına mı geliyor sizce bu mesajı? Nasıl okumak gerekir? Şimdi siyaset çok değişken bir kavram. Bugünün siyasetiyle bir haftanın sonrasının, bir ay sonrasının siyaseti farklı. Aynı ekipten çok fazla isim de olsa dünya konjektörü değiştiği için ben aynı siyasetin aynı şekilde olacağını düşünmüyorum. İsimler aynı olsa da bir takımda, bir futbol takımında oyuncular aynı olsa da bir seneden bir seneye alınan sonuçlar değişebiliyor. Siyasette de ben bunun aynısını göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi burada önemli olan ne? Dünyada değişen ne? Dünyada değişen ve önemli olan şey teknoloji. Şimdi baktığımız zaman Dow Jones bu sene %2,5 getiri sağlamış. S&P 500 Amerika'nın en büyük şirketleri %9,8 ama teknoloji ağırlıklı Nasdaq %30,6 gelir getirmiş. Ya teknoloji diyor ki gelecek benim diyor. Hatta bugün de artık. Burada neyi söylemeye çalışıyorum? Çin'le olan ilişkiler çok önemli olacak. Yani Çin teknolojide bence şu anda Amerika ile birlikte lider ama bazı avantajları var. Bunu kullanıyor. Dünya konjektörü de teknolojiye doğru değişiyor. Şimdi Orta Doğu'dan bir çıkış ve daha fazla Asya Pasifik'e bir yöneliş var. Onu mesela bugün çok enteresan bir şey oldu. Piyasalar, borsalar
Kimi konuşuyor? Elon Musk'ı konuşuyor. Hı hı. Elon Musk Bill Gates'i geçti bugün. Dünyanın en zengin ikinci insanı oldu. Bu neden sağlandı? Çünkü yaptığı teknolojik yatırımlardan dolayı. Şimdi Elon Musk neyle öne çıkıyor? Elektrikli arabalarla. Yani bu söylediğim Orta Doğu'dan çıkış, teknolojiye yöneliş, Orta Doğu ve petrolünün bundan 20 sene önceden çok daha az önemli olması ki Amerika'da Biden yönetimi de Orta Doğu'dan birçok konuda asker çekeceğini, Afganistan'dan asker çekeceğini ve Asya Pasifik'te gemiler bulunduracağını söylüyor. Yani net bir şekilde okuduğumuz şu, teknoloji bize politik, siyasal, ekonomik bütün kararları ve direksiyonu yönetecek gibi duruyor. Biden da bunun bilinciyle Avrupa Birliği ile müttefikleriyle Çin'in teknoloji trenini durdurmaya çalışıp ekonomik kararlarını o şekilde alacak diye düşünüyorum ben. Peki şeye dair ne dersiniz acaba? Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ittifakı sizce yeniden oluşur mu? Çünkü Avrupa Birliği Konsey Başkanı'nın Joe Biden'ı Brüksel'de Avrupa Birliği liderleriyle birlikte zirve toplantısına davet ettiği gelişmelerini takip ettik. Burada aslında olumlu mesajlar verildi. Transatlantik ittifakını yeniden canlandırmak ve yenilemek istediklerini açıkladılar. Ne dersiniz Avrupa Birliği ve ABD ilişkilerine dair? Kesinlikle Biden'ın dış politikadaki ilk adımlarından birisi Avrupa Birliği ile olan ilişkileri sıklaştırmak. Tabii ki burada İngiltere, Fransa, Almanya gibi Avrupa Birliği'nin lider ülkeleriyle çok iyi ilişkiler oluşturacağını söyleyebiliriz. Hatta yapacağı belki de ilk ziyaretlerden şey olur ya, çok konuşulur hani ilk hangi ülkeye ziyaret ederse o bir sinyaldir diye. Ben Avrupa Birliği'ne bir ziyaret yapacağını düşünüyorum. Yani Avrupa Birliği bütün söylemlerinde hem Antony Blinken'ın hem Joe Biden'ın bu müttefik ilişkileri geliştirmek, Çin'e karşı, Asya'ya karşı, büyüyen güce karşı birlikte hareket etmek politikasını kesinlikle uygulayacak. Avrupa Birliği Amerika'nın olmazsa olmazı ve dış politikadaki birinci önceliği diye düşünüyorum. Evet, bir yandan da Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği havayolu taşımacılığı sektörü büyüme tahminini yayınladı ve revize etti. 2020 yılı için havayolu gelirlerinde önceki yıla göre %66 düşüş olacağını açıkladı. Ne dersiniz? Sizce devletler, hükümetler desteklerini sürdürmeli mi havayolu şirketlerine? Şimdi bunu her devleti bilmiyorum ama Amerika açısından şunu söyleyebilirim. Büyük ihtimalle destekler gelecektir. Amerikan hava yolları bütün dünyada olduğu gibi bu tür sorunları, ekonomik sorunları bazen kendi başına aşamıyor. Ve hep kamudan sübvansiyonlar, destekler geliyor. Bunu tarihi süreçte hep gördük. Şimdi hatta bugün bu sabah da birkaç tane hava yolu şirketinin ortak açıklamasında desteklerin arttırılması ve hava yollarının sorun yaşadığını gördük. Bir yandan da güven tazelemeye çalışıyor bu şirketler. Mesela doğru bir istatistik var, bilgi var aslında. Normalde bir uçağın içi bir restorandan çok daha güvenli ve sağlıklı. Çünkü sirkülasyon olduğu için kapalı camlı bir ofis bir uçaktan kesinlikle daha tehlikeli. Ama tabii burada şu var, seyahat sürecinde uçağın içinden ziyade uçağa binmeden önce, bindikten sonra yapılanlar, yaşananlar, o süreçte neler akıyor, gelişiyor, onu da, o da önemli. O açıdan da soru işaretleri var. Bu arada Boeing'in geçen gün yaptığımız yayınlarda paylaşmıştık. 737'lere yeşil ışık yaktı ki bu uçaklar tehlikeli bulunduğu için durdurulmuştu. Ve tekrar sirkülasyona girip yaklaşık herhalde Ocak-Şubat ayları gibi tekrar 737'lerde uçmaya başlayacak. Yani seyahat sektörü çok büyük bir darbe almış durumda, en ağır darbeyi alanlardan. Ama Amerikan hükümetinin, yeni kabinenin ekonomik olarak canlandırma paketiyle birlikte o paketin içinde muhakkak hava yollarına da seyahat firmalarına da öncelik veren bir destek sağlayacağını düşünüyorum. Evet, isterseniz petrol tarafını da konuşalım. Aşı haberleri ve artık aşılamanın başlayacağı beklentileri bir taraftan petrol fiyatlarına destek veriyor. Eylül'den beri gördüğümüz en yüksek seviyelerde şu an petrol fiyatları. Sizce petrol tarafında yükseliş trendi devam eder mi? Yani ben açıkçası petrolden
pek uzun vadeli yatırım ve getiri beklemiyorum. Biraz önce konuştuk. Elon Musk niye dünyanın ikinci zengini oldu? Çünkü elektrikli arabalarla dünyaya yeni bir ürün sürüyor, yeni bir teknoloji sürüyor. Yani Orta Doğu'nun ve petrolün değerini giderek kaybettiğini görüyoruz. Tabii ki petrolün şu anda kısa vadede bir artışı öngörülebilir. Neden? Çünkü yavaşlamış ve durmuş, el freni çekmiş dünya ekonomisine tekrar bir hareket, tekrar bir canlanma belki gelecek aşıyla birlikte ama bu kısa vadeli bir getiri olacaktır. Yani uzun vadede bundan 5 sene sonra petrolün değeri bundan bence çok düşük olacak. 20 sene sonra belki de değeri çok 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 azalmış olacak. Yani kısa vadede alım yapan esnaf gibi düşünen yatırımcı için belki ama uzun vadeli planlar yapan gerçek yatırımcı için bence petrol pek getirisi olacak bir ürün değil. Peki, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için Cüneyt Bey. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak da bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Siz yayınlarınıza söylemiştiniz, su akar yolunu bulur, para akar cebini bulur. Evet, Türkiye-Amerika ticareti de ilk üçüncü çeyreğe baktığımızda pandemiden de ekonomik sorunlardan da etki görmemiş gözüküyor. %1.4 artışla Türkiye-Amerika ticareti ilk 3 çeyreği 15.8 milyar dolarda bitirdi. Bunu da paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyoruz değerli paylaşımınız için. Ben de o cümleyi sizin Twitter'ınızdan alıntı yapmıştım. Buradan belirteyim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi yayınlar Nazan. Sağ olun. Değerli izleyenler, bugünlük Stüdyo New York'un sonuna geldik. Ben Naz Özdeğirmenci, ticari danışman Cüneyt Gürkan bugün programımızın konuğuydu. Kısa bir aradan sonra Ali Değirmenci Dünya Halleri programıyla sizlerle olacak. Herkese iyi akşamlar diliyorum.